Herkese merhaba, ben Avukat Burak Üçüncü. Bugün sosyal medyada cinsel taciz suçundan bahsedeceğim. Taciz, Türk Dil Kurumu'na göre ve günlük yaşantımızda kullandığımız haliyle rahatsız etmek, tedirgin etmek gibi bir takım anlamlara geliyor. Cinsel taciz ise bir kimsenin cinselliğini hedef almak kaydıyla ona yöneltilen her türlü resim, söz, yazı ve her türlü hareketten oluşuyor. Bir kimsenin vücuduna cinsel amaçla dokunmak, vücudunun sahil bölgesini cinsel amaçla sıkmak gibi bir takım eylemlerin cinsel taciz suçunu oluşturmadığı, bu tipteki eylemlerin çok daha ağır bir yaptırımı gerektiren cinsel saldırı suçunu gündeme getirdiğini söylemekte fayda var. Dolayısıyla halk arasında ve aslında çok sıklıkla haberlerde karşılaştığımız cinsel taciz ifadesinin hukuki bir ifade olmadığını, Türk Ceza Kanunu anlamında cinsel tacizi değil cinsel saldırı suçunu oluşturduğunu söylememiz mümkün. Peki gelelim işin sosyal medya kısmına. Sosyal medyada cinsel taciz çok sıklıkla karşılaştığımız suç tiplerinden bir tanesi. Direkt mesaj gibi bir takım özelliklerin sosyal medya sitelerine entegre edilmesi ve aslında çok fazla kullanıcının bu sosyal medya sitelerine üye olmasıyla birlikte çok sık karşılaşılan bir suç tipi haline geldi. Peki cinsel taciz sosyal medyada nasıl oluşur? Bir kimseye mention atmak, bir kimseye direkt mesaj vasıtasıyla cinsel amaçlı bir mesaj göndermek şeklinde cinsel taciz suçunun oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Buna cinsel olarak bir takım fotoğrafların gönderilmesi, cinsel amaçla bir takım mesajların yazılması veya bir takım hareketlerin gerçekleştirilmesini, sosyal medya kullanarak gerçekleştirilmesini cinsel taciz suçu olarak kabul edebiliriz. Peki gelelim işinin cezai boyutuna ve sosyal medya cinsel tacizle normal cinsel taciz arasında ne gibi bir farklılık olduğuna. Cinsel taciz, Türk Ceza Kanunu düzenlendiği haliyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla sonuçlanan bir suç tipi. Mağdurun 18 yaşından küçük olması halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasının düzenlendiğini söylememiz mümkün. Peki sosyal medyada cinsel taciz suçu işlenirse cezası nedir? Cinsel taciz suçu sosyal medya vasıtasıyla işlendiğinde gündeme posta ve elektronik haberleşme araçlarının kullanılması suretiyle cinsel taciz suçu gelecektir. Dolayısıyla burada sosyal medya araçlarının da bir elektronik haberleşme aracı olduğunun kabulü gerekiyor. Çok rahatlıkla sosyal medyada cinsel taciz suçu gerçekleştiğinde bunun bahsettiğimiz posta ve elektronik haberleşme araçlarının kullanılması suretiyle ile cinsel taciz suçunu oluşturduğu açıktır. Peki burada cezai anlamda bir farklılık var mı? Evet var. Eğer sosyal medya vasıtasıyla bir cinsel taciz suçu işlenirse bahsettiğimiz nitelikli halden dolayı verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır. Normal şartlarda cinsel taciz suçu yani basit cinsel taciz resmen soruşturulmayan, mağdurun şikayeti üzerine soruşturulan bir suç türü iken burada nitelikli hal yani sosyal medya vasıtasıyla cinsel taciz suçunun gerçekleştirilmesi halinde esen soruşturulan bir suç tipine dönüşür. Dolayısıyla şikayet aranmaksızın resen savcılıklarca sosyal medya cinsel taciz suçu soruşturulabilecektir. Bugünlük bu kadar. Bugün sosyal medya cinsel taciz suçunu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.